Merhamet, Müslümanın kalbinde hiç sönmeyen ateş gibidir. Müslümanı başka insanlardan ayıran, onlardan fazla merhametli oluşudur. Elhamdülillah Müslümanım deyip de kalplerinde ve hareketlerinde merhamet yaşatmayanlar, kendi kavimlerinden, kendi zümrelerinden ve kendi yandaşlarından başka kavimlere, zümrelere ve topluluklara saldırmakla Allah'a yarandıklarını zanneden katı yürekliler, İslam'ı yükseltmek için kin, kılıç ve şiddet silahlarını kullananlar, Allah yolunun dışında dolaşan gerçek imansızlardır. Asıl sapıklar ve hüsranda kalanlar bunlardır. Evet, Üstad Nurettin Topçu söylüyor bunları. Malum İslamcı siyasilerin dillerinden düşürmedikleri rahmetli hoca Nurettin Topçu. Cezaevine sıfa sağlam teslim ettiğim eşimi tabutta almış oldum. Sadece şunu demek istiyorum. Yani bize bunları reva görenler şu anda mutlu mu? Yani bunu çok merak ediyorum gerçekten. Yani iki çocuğun daha babasız büyümesine sebep oldular. Ne uğruna? Mafya liderlerine merhametleri var, mantı açıp burs veren Huriye ablaya merhametleri yok. Katile, tecavüzcüye merhametleri var, af çıkartıyorlar. Denetimli serbestlik hakkı için çıkan hakimlere, öğretmenlere merhamet yok. Afla çıkıp Maraş'ta karısını öldürenlere merhametleri var. Hanife öğretmen hücrede kalmaya maalesef devam ediyor sevgili seyirciler. İşte böyle bir kinin, merhametsizliğin son kurbanı da maalesef 18 yaşındaki Ayşe oldu. Ayşe, yüz binlerce KHK'lı mağdurdan bir asker kızı Ayşe. Babası İzmir Buca cezaevinde yatıyordu. Af yasasının görüldüğü günlere denk gelen cezaevi görüş gününde babasının morali maalesef çok kötüydü. Ayşe'ye ümitsizce şöyle dedi. Gene laf çıkar, herkesi çıkarırlar ama bizi çıkartmazlar kızım. Bu haleti Ruhiye ile eve dönmüşlerdi. Ayşe odasına çekildi. Hayatın yükünü taşımakta zorlanıyordu ama babasının cümleleri onu maalesef çok sarstı. İktidara oy verenlere hakkım haram olsun diyerek tren raylarına bıraktı gencecik bedenini. Annesi ve kardeşinin evde olmadığı bir sırada masasının üzerine hepimizin yüzüne tokat gibi çarpan vicdanı olanlara kor olacak mektubunu bırakıp Nergiz istasyonuna gidip hayata veda etti. Mektubu yazıp o istasyona gittiği zaman dilimi içinde dahi niyetinden vazgeçmemiş. Bu süreç ne kadarlık bir zaman dilimidir bilmiyoruz. Ancak ani bir karar olmadığını gösteriyor bu durum. Belli ki yaşadığı travma onda dönüşü olmayan bir kabule ulaşmış. Sadece bu söz değil elbet. Bu sözün altının dolu olduğuna dair gözlemi etkili olmuş olabilir. Zira infaz düzenlemesi adı altında ancak gerçekte apaçık bir af düzenlemesi olan bu son yasayla tüm adli suçlara uygulanan infaz indiriminden sadece siyasi suçlular kapsam dışı bırakıldı. Ülkenin gençlerinde hakim olan karamsarlık ve umutsuzluğun üzerine babasızlık, ekonomik zorluklar ve toplumsal tecrit de eklendiğinde Ayşe bu hayata devam etmek için bir neden bulamadı. Yaşamın güzelliğini ona hissettiren, onu sarıp sarmalayan bir toplum görememiş karşısında Ayşe. Zira KHK'lıların 7 yılda uğradıkları zulme duyarsız kalan sadece iktidar, sadece siyasiler ve yargı değil sevgili seyirciler. Nitekim mektubunda yargıya, siyasete değil, bu zulme açıktan veya sessizliğiyle onay veren topluma, yani size, bize, bana hitap etmiş bana. Hakkını haram ettiği bizleriz sevgili seyirciler, hepimiz. Onu ölüme gönderen maalesef biziz. Umudu da bizlermişiz aslında. Bize karşı yaşadığı hayal kırıklığı en büyük etken olmuş hayata veda edişinde. Bizler o gencecik kızımızın yaşayamadığı hayattan, gerçekleştiremediği hayallerinden, babasıyla ailece geçiremediği bayramlardan sorumluyuz. Sorumlu değil miyiz? Sorumluyuz. Hayatı insan olarak ve insan kalarak
tamamlamak için bu sorumluluklardan kaçamayız, kaçamazsınız. Eksik yaptığımız, yapamadığımız ne varsa var gücümüzle yapmaya devam etmeliyiz. Bunun için çalışmaya devam etmeliyiz sevgili seyirciler. Hukuksuzlukları haykırmaya devam etmeliyiz. Ayşe için ve başka Ayşeler hakkım haram olsun diyerek ellerimizin arasından kayıp gitmesin diye gayret etmeliyiz. Ya siz siyasiler, siz yargı mensupları, siz gözlerine perde inenler, siz körler, siz ne zaman kendinizi sorumlu hissedeceksiniz? Ne zaman merhamete geleceksiniz siz? Gelmeyecek misiniz? Ey ehli vatan, ey ehli vicdan, bu ölenler bizim insanlarımız, bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz. 18 yaşında Ayşe size, bize ne yaptı? Size nasıl bir kötülüğü dokundu? Onu neden bu kadar yalnız, savunmasız ve korunmasız bıraktınız? Ayşe'nin hepimize hitaben kaleme aldığı mektup, sizi bir anlık dahi vicdanınızla düşünmeye sevk etmeyecek mi? Bu hukuksuzluk sessiz yığınlara torpil geçer mi? Er geç sizi de çarpmayacak mı? İnsanını yaşatamadığınız devlet yaşar mı?